Galatasaray'dan Ndombele bombası. Galatasaray Tanku Ndombele için devreye girdi. Transfer çalışmalarına devam eden ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı Kırmızılılar 8 numara için rotasını Ndombele'ye kırdı. Bonservisi Tottenham'da olan ve geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Napoli'de, şampiyonluk yaşayan 26 yaşındaki Fransız merkez orta saha için İngiliz kulübüne 8 milyon euroluk teklif verildi. Ndombele geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Fransız futbolcu Napoli formasıyla geçtiğimiz sezonu 40 maça çıkarak geçirdi ve takımına 2 gol 1 asistlik katkı verdi. Bonservisi Tottenham'da bulunan Ndombele'nin kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor. Öte yandan İngiliz basınına yansıyan haberlerde de 26 yaşındaki yıldızı İstanbul'a getirmenin hazırlığını yapan Galatasaray'ın oyuncuyla prensipte anlaştığı aktarıldı. Galatasaray'dan João Félix bombası. Galatasaray son olarak Chelsea'de kiralık olarak forma giyen João Félix'i gündemine aldı. Sezonu Chelsea'de geçiren Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu Félix için Galatasaray iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bola VIP'nin haberine göre Galatasaray João Félix'i Atletico Madrid'den kiralamak istiyor. 24 yaşındaki hücumcu Premier Lig'de çıktığı 16 maçta 4 gol attı. ...2019 yılında Benfica'dan Atletico Madrid'e 127 milyon euroya transfer olan João Félix, bu sezon kiralık olarak Chelsea'de forma giymişti. İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası. Galatasaray, yıldız transferlerle birlikte elini güçlendirip Avrupa kupalarında başarılı olmanın planlarını yapıyor. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, transferde hata kattı. Listesine çok önemli isimleri yazan Timbom'un şimdi de Brezilyalı 10 numara Maicon Akanji yaptığı öne sürüldü. Globo Esporte'de yer alan habere göre Galatasaray, Shakhtar'ın Corinthians'a kiraladığı Maicon'u kadrosuna katmak istiyor. 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu için sarı kırmızılı takımın kısa süre içinde teklif yapacağı belirtildi. Galatasaray'ın Ukrayna ekibiyle anlaşması halinde Maicon'un Corinthians'tan ayrılabileceği ifade edildi. Başarılı orta sahanın kiralık sözleşmesi Aralık 2023'te sona erecek. Haberde ayrıca oyuncunun Brezilya ekibiyle yaptığı anlaşmada gelen herhangi bir transfer teklifini değerlendirmek istemesi halinde serbest kalabileceği maddesinin de yer aldığı aktarıldı. İtalyanlar Barış Alper Yılmaz'ı istiyor. Galatasaray'da takıma katılacak oyuncular kadar gidecek futbolcular da gündemden düşmüyor. Serie A temsilcisi Lazio, Çimbom'un genç yıldızı Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan İtalyan ekibi yıldız oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Galatasaray özellikle bu sezon Okan Buruk yönetiminde sergilediği performansla dikkatleri çeken Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinin 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını resmen açıkladı. Sarı Kırmızılılar Barış Alper Yılmaz için geçtiğimiz sezon başında 2 milyon 100 bin euro bonservis bedeli ödemişti. Güncel piyasa değeri 3 milyon 200 bin euro olan Barış Alper Yılmaz 5 kez A milli formayla şans buldu. Geride kalan sezonda Galatasaray'la büyük bir çıkış yakalayan 22 yaşındaki oyuncu için Lazio'nun 8 milyon euro önerdiği öğrenildi. İtalyan basınına göre transferin tamamlanması an meselesi. Müthiş bir gelişim kaydeden genç futbolcu için Lazio'nun yanı sıra Hollanda'dan Ajax ve PSV Eindhoven ekiplerinin de devreye girdiği öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk, Barış Alper'in gitmesine sıcak bakmadığı ve 10 milyon euro altındaki herhangi bir rakama satılmaması gerektiğini yönetime ilettiği bildirildi. Galatasaray'da yeni Hatay Locatelli. Transfer döneminde kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'a sürpriz bir öneri geldi. Juventus'ta forma giyen İtalyan futbolcu Manuel Locatelli menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi.
Orta saha için birden fazla adayla temaslarına devam eden Galatasaray bu öneri sonrası 25 yaşındaki futbolcunun maliyetini araştırmaya başladı. Galatasaray maaş şartlarının uyması durumunda Locatelli'yi kadrosuna katmak istiyor. Atalanta altyapısında yetişen Locatelli kariyerinde Milan, Sassuolo ve Juventus formaları giydi. Monaco'nun yıldızı Galatasaray'a. Galatasaray orta saha bölgesindeki transfer ihtiyacını yıldız bir ismi özel uçakla İstanbul'a getirerek giderecek. Yönetiminin en önemli gündemlerinden biri haline gelen orta saha transferi için Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Orta saha arayışları doğrultusunda transfer gündemine neredeyse her gün yeni bir isim eklenen Galatasaray için bir iddia da Fransa'dan geldi. Gazetelere göre sarı kırmızılılar Monaco'nun yıldız oyuncusu Youssouf Fofana ile ilgileniyor. 25 milyon euroluk piyasa değeri bulunan 24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için Galatasaray'la Monaco temsilcilerinin görüştüğü, sarı kırmızılıların daha sonra futbolcuyla da temas kuracağı iddia edildi. Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu. Şampiyon Galatasaray 8 numaralı pozisyon için çok önemli isimlerle görüşürken formasını kaybetmek üzere olan Sergio Oliveira'ya da transfer teklifleri gelmeye başladı. Son dönemde kesenin ağzını ardına kadar açan ve dünya futbolunun devlerini fahiş fiyatlarla kadrosuna katan Suudi kulüpleri, Hasan'ın Portekizli yıldızı Oliveira'ya da transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor. Portekiz basınında çıkan haberlere göre Galatasaray'la 3 yıllık daha sözleşmesi olan ve sarı kırmızılılardan senede 2 milyon 750 bin euro net maaş alan Sergio Oliveira için Araplar kesenin ağzını açtı. Habere göre Galatasaray'a 10 milyon euro bonservis ödemeyi planlayan Ronaldo'lu El Nassr, Oliveira için de yıllık 7,5 milyon eurodan 3 yıllık kontrat vermeye hazır. Türkiye'deki kaynaklar henüz bu rakamları doğrulamasa da Oliveira'ya Arabistan bölgesinden ciddi taleplerin olduğu iddia ediliyor. Portekizli Yıldız'ın ilk yıl performansından genel olarak memnun olan Galatasaray'ın hem Oliveira'ya ödemekle yükümlü olduğu toplamda 8 milyon 250 bin euroluk kontrattan çıkmak için hem de üstüne transferde harcayabileceği 10 milyon euroluk kaynak yaratmak adına böyle bir transfere kesinlikle onay vereceği de gelen haberler arasında.